Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün Strike of Kings, bizim ülkemizde bildiğimiz adıyla Strike of Kings'deyim. Realm of Valor, onlar da öyle geçiyor. Şu an Çin serverindeyim arkadaşlar. Çin serveriyle ilgili bugün bir video atmıştım, yakında gelecek hero'larla ilgili. Yaklaşık 6 hero yakında gelecek. Test halinde olan hero'lar da var. Birkaç kanaldan bulabilirsiniz zaten, onun videosunu atmışlardı. Bugün Çin serverinde ne yapalım? Hero'ların kostümlerine bakalım isterseniz. Yavaş yavaş gidelim. Bu arada bu servere nasıl girebilirsiniz arkadaşlar? Linkini şeye atayım. Açıklamaya eklerim arkadaşlar, oradan girebilirsiniz. APK olarak indirdim. VPN değiştirerek giriyorum, VPN değiştirerek. Yeni bir... Zaten bu Netra bizde var. Evet. Valheim'in bir başka kostümü bu arkadaşlar. Kostümleri göstereyim size şöyle. Zanis'in zaten Kazanova'sı vardı. Zanis'te onun dışında bir kostüm yok. Bir... Evet. Omega'nınki de böyle. Omega'nınki bizim serverde yoktu diye biliyorum. Bir iki defa kullandığım bir hero oldu bu. Yorn'unki zaten var arkadaşlar bizim serverde. Gildur'un yok. Tain'in var mıydı? Yok, Tain'in yoktu bizim serverde. Bu da gayet güzel olmuş. Krix'in zaten çiçek çocuk var. Bu yeni bir karakter. Videoda zaten bu da vardı arkadaşlar. İsmi neydi? Natalia. Evet, ismi Natalia'ydı arkadaşlar. Bu da kostümüymüş. Bu büyücü galiba. Bakayım. Büyücü olabilir. Meganga. Bu da Panya arkadaşlar. Bu da yakında gelir diye düşünüyorum. İlk hangisi gelir bilemiyorum o 6 kahraman içinde. Maloş geldi. En son Maloş diyorum ona. Lubu. Lubu'nun kostümü bizde yok. Bu karakteri hiç kullanmadım. Kostümü de var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Bizim serverde. Hiç kullanmadım bu hero'yu. Ve kostüm de çok çok güzel yani. Kızıl derili havası vermeye çalışmışlar. Güzel olmuş. Bu bizde yok diyebiliyorum ben. Vera'nın bu kostümü yok bizde arkadaşlar ve çok çok dehşet. Gördüğünüz gibi. Bunun ismi neydi? İsmini hatırlamıyorum. İzlemiştim bir videoda ama. Bu da yakında gelir. Yalnız Avrupalılar yani cidden para kazansınlar da ne oluyorsa olsun diyorlar. Bakın burada 390 şey alınıyor. Kupona. Bakalım bizde ne kadara gelecek? Büyük ihtimal 499 olacak. Ve Necrot. Zaten bu şeytanzade kostüm var bizde. Butterfly. Bunlar yok. Bunlar yok deyip bak, bu var. Bir tanesi vardı da yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum, yanlış olmasın. Şu zaten çok güzel. Çok güzel bu. No Steam'in videosunda da görmüştüm bunu.
O da S4'e benzetmişti aynen. S4'te böyle, nasıl diyeyim buna, sportif biraz karakterler vardı. Fennin kostümü yok. Bizde olan zaten o. Toro'nun memuru var zaten. Geçiyorum Toro'yu. Ve bu karakter çok güzel arkadaşlar. Bu karakteri almayı düşünüyorum ben. Şu an yalnızca ruletle alınıyor. Büyük ihtimal onu değiştireceklerdir. Yani düzelteceklerdir. Altınını almamız gerekiyor yani. Bu serverde var. 490 demişler. Büyük ihtimal gelecektir arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Kostümlerini de göstereyim size. Vallahi çok iyi ya. Bunu oynamayı çok istiyorum. Şu an biriktiriyorum, altın biriktiriyorum tabii. Kuponla da, eğer gelmezse kuponla alacağım bunu. Bu zaten videoda atmıştım bunu. Ne olduğunu bilmiyorum, ismini bilmiyorum bunu. Zumbur. Alice'in dedektif Alice. Bu kostümü bizde var zaten. Violet'in bir kostümü var ve çok güzel arkadaşlar. Tabii kedi kız olmamış mı? Dehşet olmuş ya. Yani bunların bu servere yetişmemiz için baya bir süre var. Şu anki haline. Ve Wukong yazıyor şeylerde ismi. Yanlış hatırlamıyorsam League of Legends'te de şeydi. Wukong'du o şeyin ismi. Maymun Kral. Eğer bilmiyorum. Bu da kostümü. Güzel. Bunu da bekliyorum. Ne diye uçan? Diye uçanın da kostümü yok diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hiç oynamadım diye uçan da hiç oynamadım. Sevemedim bir türlü. İllumia. Zaten bu kostümü bizde olan. Bu da bu serverde olan güzel bir kostüm. Bu hero'yu da bekliyorum arkadaşlar. Bu ADC olması lazım. Gayet güzel. Brook. Aslında One Piece'deki Brook böyle olacak diye. Manyak bir karakter ya. Cidden. Bir kostümü daha var. Kral. Altın. Şurasında da altınlar var. Evet. Şu kostüm yok. Bizim serverde yok diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Bu da çok iyi bir karakter ya. Yani cidden oynamayı bilene. Crack. Bu zaten var. Bu da yeni geldi. Kostümüyle birlikte geldi zaten. Valheim bir defa oynadım. O da şeyde, Kanca Savaşları'nda denk geldi de oynadım öyle. Bedavaydı. Kostüm var mı bilmiyorum arkadaşlar. Valheim dedim. Bunun ismi Valheim değil. Hatırlayamadım bak. Zenka bu değildi. İsmini unuttum ha. Hatırlayacağım ha. Zephyz. Var zaten, bu da var bizde. Zenka bu. Diğeri neydi? Nefret ediyordum ya o karakterden. Unuttum arkadaşlar, kusura bakmayın tekrar. Borusuna sövdüğümüz bir hero. Şöyle de bir kostüm varmış arkadaşlar.
Çin serverinde bunlar var kostüm olarak. Onun dışında bir de size bir şey daha göstermek istiyorum markete girip. Şu elmaslar arkadaşlar, şu an yani bazılarımız gereksiz görebilir o elmasları. Onlarla arkadaşlar şey alabiliyoruz. Elmas mağazasından rulet, o ruleti çevirmek için bir taş diyeyim buna. O taşı alabiliyoruz gördüğünüz gibi. 5 hakkımız varmış zaten. Etkinlik boyunca 5 hakkı olması gerekiyor. Bugün 2 tane rulet çevirdim. Bir tanesini zaten buradan aldım. Hiçbir şey çıkmadı. Lumbur veriyor. Wukong'un kostümünü veriyor herhalde sadece. Hero ile kostüm mü? Sadece kostümü bilmiyorum. Ya yani hero'yu alınca açılacak bir kostüm veriyor olabilir. O kırmızı elmaslar onu almaya yarıyor arkadaşlar. Boşa harcamayın derim ben. Kalsın. Eğer gelirse bize de böyle bir şey kullanırız. Bence o kırmızı elmas, o elmaslar başka şeylere de harcanıyor. Bakın buradan neler var. Hemen hemen aynı. Şu en baştakinin dışında. Bugün göstereceklerim bu kadar. Arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun arkadaşlar daha fazlası için. Daha çok video atacağım Strike of King ile ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.